Sığmaz hayatım, o kapak içerisinde olsa değil. Aa, şey mi? Altında mıydı? Ver başka. Sığdıracağız işte Mehmet, çaremiz yok. O zaman şunları şöyle ortaya şey yapacağız. Boşaltalım. Boşaltalım. Şey açalım, şu tabağın yeri açıl görmeyin. Şunu alabilirsin. Belamcığım tabağını verin. Sultan geçen sene günümüz ne kadar boldu değil mi? Geçen sene ben güne de geldim Gülay buraya. Serap'la beraber geldik. Hatice'nin evinde. Ben böyle bir şey oldum hiç kaçırmam yani. Her yere ulaşırım. Şimdi eskiden bıçak var işte. Yemez de şey sabah olsun işte. Sultan, seni hep sırtından çektim. Bir profilden çekeyim. Bunu sonra bölelim olmasın. Fark etmez. Şimdi kahvaltıya başlamadan sen şöyle kamerayı tutuver. Ben oturayım oraya. Tamam. Şöyle durduğun anda çekebilirsin. Ben çekemem ya. Yok, tutuvereceksin sadece. Tamam. Şuradan ne yapıyor? Bizim şöyle alıyor. Getirseydin tamam. Şöyle tut. Bak. Şuna da bastım fotoğraf çekiyor. Tamam. Şuna. Tamam. Tamam. Onu basmayayım ben. Sadece fotoğraf da çek ama. Tabii ya. Bak o düğmeye basarsam fotoğraf çekiyor. Ben böyle mi oturacağım? Kusura bakma, beklettik. Afiyet olsun. Şikayet oldu. Onun telaşında Antalya'da bugün üstüne yönetim yetimler Antalya'da. Sinan Bey sen rahat edin önce başka. Yok rahatım ben. Köşede. Ben Sultan. Şenay otur. Şenay otur. Tabii bunları gelmeyeyim ben şöyle. Valla ben fotoğraf çekemem. Mehmet gel sen çek. Bas düğmeye ya. Alışalım ya. Bak bu gösterdim düğmeye bas. Fotoğraf çekelim. Esin gel ya fotoğraf. Ben çekemem şimdi. Bozuk olur bir şey olur. Fotoğraf bozuk olmaz. Hem fotoğraf hem kamera. Memoristik karta çekiyor. Düğmeye bastıkça fotoğraf çekiyor. Şu düğmeye basacakmışsın. Dengele, ya, ortala şu düğmeye tamam. Bastın mı çekiyormuş. Tamam, Sultan da olur. Sen. Al. Tut. Ablacığım sen de otursan çok iyi olacak. Yok. Bizim günümüzdeki fotoğrafları internette izlediniz mi hiç? İzledim. Acılar. Şimdi yalnız yenge. Sen Fatma abla gel sen. Fatma abla bir gel. Sınır altı genç TR diye bir site kurduk. Belamcanın yanına gel. Başta ayak dolu verelim. Fotoğraf bizim çekilesin. Şöyle ben fotoğrafı çekeceğim. Fotoğraf çek de biz yerimize oturalım. Bir, iki. Yalnız bu yaklaştırıyor. Ha o değil, o düğme değil. Tamam, onun yanındaki. Sen onu düzelt, onun yanındaki çocuk. Tamam, onu düzelttim. Bir, iki. Sen boş ver bir ikiye. Bas düğmeye. Bastıkça çeker o. Neyse durmayalım. Sınırsız. Yiyelim, daha doğal görünelim abi. Tabii doğal doğal. Sen bir 3-5 dakika böyle çekiver bir zahmet. Bastım. Ha bir daha diyor bastın diyor. Neyse biz poz verelim. Geçer. Valla inşallah çekmiştir. Basıyorum gel şu yanıma ya. Şenay yanına gel. Yer var bak. Gel şurası. Var var. Şuraya oturuyor. Şuraya oturuyor. Sen şuraya oturma. Çay var mı? Var var, çay da var. Her şey var. Her şey var. Şu bir artık canım gelecek. Geldi. Hemen. Çok kötü. Alırım. Evet, bak gördün mü? Biz bilemedik, küçük yapmak. Biz yaptık. Kahvaltı hazırlamış. Valla kızım dedim, ben bir sigara altı yapayım hemen. Böyle bir bardak çay içtim. Bak. Nasıl kapatacağız? Dedim, ben kahvaltıya gidiyorum burada. Bir kahve mi? Şeyde önünde kırmızı bir düğme var. Ona bas, kapanır. Tamam. Yumurta yapacağız. Yumurta getirelim. Bir de bir şey getirelim. Leyla ile ben bir Ankara'da karşılaştım okurken. Çay isteyene. Çay. Mehmet içecek sen. Varsa ben alayım. Çaydan da şey yaptık ya. İçeri alaydık. Neyse sonra gel. Acelesi yok. Acelesi yok. Bu Gülay senin miydi? Sahip değil. Su atalım. Benden başka biz, sigara içen yok galiba. Sigara içmeyelim, biz çevreciyiz. Çevrecisin de dışarıda içiyoruz canım, o kadar da değil. Yani, ben de çevreciyim. İşte esas çevreciler bırakacak. Ah bir bırakabilsem bak Sultan. Testellerinden ameliyat oldu. Hani senin sigaran için demiyorum. Anladım, anladım. Konuşma şey oluyor yani. Hı-hı. Biraz yok. Fazla dinlemek istiyorum. Konuşamıyorum yani, sen anla. Konuşmamız zorunda.
Yani dinlemek istiyor ama seni. Dinlemek istiyorum, konuşturmak istemiyorum. Yani böyle şey. Bir saat falan Mecidiyeköy'e mi? Niye orada? Daşlı tarlada. Avrupa konukları. Daşlı tarla tarafı. Daşlı tarla deniyor değil mi Gazi Osman? Gazi Osman Paşa. İşte Gazi Osman Paşa'nın eski adı Daşlı tarla. Öyle değil. Benim öğrencilerim de çok orada. Çok modern bir yer. Çok modern bir yer aldığı yer. Avrupa konukları diye böyle reklamları falan çıkıyor. Bayağı bir konut vardır orada o zaman. Lüks yerden aldı. İstanbul'un orta yeri Avrupa diye reklamı yapıldı. Hem de bir reklam üzerine gittim kayboldum. İyi o, iyi etmişim. Gülay, biz de Kadıköy'den başka yer bilmiyoruz ya. Ben de Bakırköy'den başka yer bilmiyorum ama Kadıköy'den. Kız orada okudu, ev iş orada çalıştı. Gidelim. Orada işte halalan bir ev. Kadıköy var. Güzel diyorlar, bilmiyorum. Ama Kadıköy çok güzelmiş. Fena çok ya, Adana'ya benziyor. Kalmadım, yaşamadım yani. Evet. Biz geldik ya Gürsel falan, seninle evet. Konuşamadık. O zaman evet. İşte bir buluşabilseydik. Aslında hafta içi olduğu için ben gelemedim. Şey, ya ben Şener var. Bak seninle İstanbul'da buluşalım. Gezelim. Kadıköy'ü öbür tarafı gezelim. Gezelim, ben gezdiririm seni. Azıcık biliyorum. Bağdat Caddesi'ne falan. Ben hiç bilmiyorum. Hiç yer bilmiyorum hala. Gülay, Bakırköy bu hipodromun olduğu yer tarafı değil mi? Hipodrom olduğu yer de hipodroma çok yakın. Hipodromun olduğu yer bizim eve yakın. Hipodromun arkasında deniz tarafına doğru olan bölümde Kardeşler Dericilik diye benim öğrencilerim var. Deri fabrikaları bize var. Bize yakın orası. Deri mont falan üretiyorlar. Orada dericiler evet. Benim öğrencilerim onlar. Köyün en fakirleriydi. Onlar sizin oradan geldiler oraya İstanbul'a, öyle mi? Tabii. Şimdi en büyük abileri geldi, Derimont'ta çalıştı. Orada belli bir süre çalıştıktan sonra onun küçüğü geldi. Altı kardeş bunlar, altı olan kardeş. Ama öyle bir prensip sahibi olmuşlar. Şimdi başka yerde malı satmak için uğraşırlar. Onlar parayı peşin alıyorlar, sipariş alıp malı öyle veriyorlar. Öyle bir düzen kurmuşlar yurt dışına. Daha çok Rusya ile çalışıyorlar. Çok güzel bir düzen kurmuşlar yani. İmrendim. Laleli de şeyleri var. Büroları. Arayalım. Bizden yine. Kimlere diyelim Hatice? Öğretmenimle. Bari'ye dediniz. Başka? Hürsel'e diyelim. Hürsel'e de. Bari'ye geldi değil mi Sultan? Tepane'ye arayayım ben. Başka? Senin evde buluşmak için. Ayşe Doğan gelemez. Öğretmenimle buluşmak. Gelir gelmez diyelim, gelemez de Ayşegül'ün ablamız geçti. Şimdi basıldı, ben görüyorum burada. Bunlar ben bizim. Evet. Şu komşu göndermiş şimdi. Ha anne. Neyse bana benim deniz olmuyor. Çok güzel, çok güzel. Sen arkamdan çekiyor. Sen bana doğru tut, yere bakıyorsun, şimdi yeri çekiyor. Ay pardon. Çekmeye devam ediyorum. Nerede mi? Keşke çağırsaymışız. Biz Gülay'ın yanındayız. Annesi Gül'de kahvaltıya Sultan, Hatice, ben. Öğretmen evinde öğleden sonra buluşsak müsait misin? Bu Bakırköy hipodromun yanında da Perihan'ın teyzesinin evi var. Ona falan da çok gittim geldim ben. Burada lan yerim geliyorlar. Bu düğmeye bastıkça da resim çeker. Ha, öğleden sonra çıkıyor. Böyle bir şerit geçer. Tamam, hep aynı şekilde artık yeter. 4 tane çekelim. Bas şimdi, kapat. Yani şu anda çekmeye devam ediyorsun. Tabii tabii, olur. Olur, olur. Tamam canım. Ordunun içinde. Hadi öpüyorum seni, selam söyle. Selam söyle evdekilerin hepsine, Halil Beylere. Herhangi bir sonraki kabus kesmiş. Çok keşif de mi ne? O şeydir, gerçek kanife açık. Şey yapmış. Ne tepeyi böyle bastırsa. Kabus kesmiş bıçakla. Savcı o bıçakla ilgili soruşturma başlatmış. 6.196 sayılı kanuna muhalif etmiş. Kendisine kabus ikram ediyor. Bıçak diyor, suç teşkil eder diye soruşturma başlatmış. Ne gerizekalılar var yarabbim ya. Kim arayacaktın? Başka hanımı yaradı? Ayşe'yi aradı. Ha, Ayşe Kiçiyar. O Osman'ın oğlu. Çok tatlı. Şuradan ne oluyor bu? Görüyorsanız ikisi burada. Lütfen bekleyin. Gülay, ben de Ayvalık savcısına çok kafayı taktım.
Bir arkadaşa bir telefon geliyor. Telefonda diyor ki sen bilmem ne komutanına diyor, komutanın eşine küfretmişsin. Saf kalpli bir arkadaş, iyi bir arkadaş, emekli. Su işleri falan yapıyor, beraber falan çalışıyoruz bazen. Diyor ki şu anda bankadan hesabından para çekiliyor. İşte postaneye git diyor bu. Adam da saf kalpli, açık telefonu. O gün, o ay 250 milyon geldi telefon faturası. 2-3 saat telefonu açık kalıyor. Postaneye gidiyor. Postaneye varınca diyor ki şu şu numaralara diyor. İşte 5 ay üst kontrol yükle diyor. O garibim bir hesap ettiriyor. Yanındaki para yetmiyor. Dolandırıcı bunlar yani. Serap'ın beyi. Şeyi hesaplattırıyor. Kredi kartı geçerli mi diyor. Ya memur anladı da öyle diyiverdi. Geçerli değil diyor. Veyahut da öyle diyiverdi. Şimdi telefonu hiç kapatmadan geldi. Ben de onun dükkanında bekliyorum öyle. Bir geldi, bedbeğiniz kalmamış böyle telaş nasıl, ne yapacağını bilmiyor. Ben aldım telefonu, dedim hala mı konuşuyorsun? Kapat şu şerefsizi falan dedim. Ben telefonu kapattım. Şimdi bu arada iki tane telefon numarası var aranan bize. Bir de 5-6 tane şey yükle, kontür yükle diye verilen numaralar var. Biz bu numaraları aldık. Bu numaralarla şeye karakola gittik. Şener Kaya arıyor. Hayır değiliz. Şu anda Gülay'dayız. Olup almadı. Evet. Parasını da almadı. Kodi kilediydi. Evet. Sırf böyle gider. Çok yoruldu. Nasıl iyi misin? Çocuklar iyi mi? İyi. Annem de çok uğraşmış o da. İyi. Aynı Şenay bir şeyde miydi? Gazla beraber okulunda öğrenci. Açık şöyle şeyliler. Sen iyisin diyeceğim. Allah böylesin. Evet evet. Ha evet. Kut. 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 İnşallah. Selam söyle. Tamam. Ne dolması yapmıştın? Var mı? Olmaz. 20-21 gideriz yani. Hemen bir sigara yapardı beyim bir sigara. Burada bizim kuzen, kuzenin çocuğu. Fikriye'nin annesi geldi. Kuzenin çocuğu. Beyi onun ayakkabılarının mantosunu şey yapıyormuş. Oldu. Onun anası geldi. Fikri yaptı. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Aleyküm selam. Böyle doğum zamanı onlar birleşti. Öyle mi? Doğum olacağı zaman Isparta'ya gittilerdi. Evet. Isparta'dan gelmişler. Garajda inmişler, kahve vermiş. Oradan bir daha ayrılıp birleşmişler. Kim onlar ya? Odun kömür alıyorlar. Fikri. Fikri ile kocası. Çayını alıyor. Onun annesi geldi kocası mı? Onun annesini ayakkabılarını, mantolarını atarım dışarıya. Fikri olmuş geldi. Onu demiş ki ya. Böyle cam eşyalarını falan. Ayrılma gitti de neye var çıkıp? Fikriye beraber birleşti mi kocasıyla? Yok. Bir ara doğum yaptığı zaman birleştiydi. Isparta'ya gidiyorlar, anlaşıyorlar, ayak tutuyorlar bir şeyler. Odun kömür alacağız bilmem ne diyorlar. Garajda iniyorlar. Orada bir daha kalmayan bir yaşı. O ben. Geçinse yok. Değil ya. Bir de çocuğu var onunla oyalanıyor. Çocuk geliyordu gitti artık. Gitti. Çekim yapıyor da. Dişine iyiyim ben de iyiyim. Osman çekim yapıyor da Mart'ta. Osman'a bekarlık. Bonkör olayım diye. Nasıl döndü bak Deniz. Deniz mi barışmış? Ha Deniz. Burada çok yakından çekilince ben yüzüm o kadar abartmıyorum. Yok yok sen hiç şey yapma işte kutlanmaz. Bir şey olmaz da bu kurtçuların kaç tanesine bakın. Benim kızım nerede? Burada kız meslekte. Öğretmen mi? Aynen. İngilizce nasıl öğretmen. Gelmiş buraya? Evlendi. Damadımız gözlükçü optisi. Nerede? O da arkadaşımızın oğlu. O da arkadaşımızın kızı. Petane'nin oğlu. Ana. Neredeki gözlük acil olursa? Acilin oraya giderken. Acilin orada yardımcı olur. Bakma da sen kendini tanıt. Bakur binası var ya. Ha. Hem Hatice hem Fatih. Çok yaşa sağlık. Size görün. Söyle bunları. Ha, Hatice çok canlandırdı ama. Her hatırını sorar. Tamam. Hatice fazla bir güneş gözlüğün yok mu damattan kalan? Var gel gel. Öyle asil bir güneş gözlüğü tamam. Alamadık. Tamam gel. Takacaksan gel. Damadın takacağım tabii. Gözlüğü ben çok uzak gözlüğü almak. Ne bileyim ben öyle 300 milyondan falan bahsediyorlar da. Ben 300 milyon verip gözlük alamam. Bir kullanmazsa alışasıya zor oluyor diyor lan. Çok var sen sana gene de. Öyle diyor lan ya. Hmm. Sen bilmesen balonun yanına. Ben
Ben fethanenin arkadaşısın. Biliyorum canım, biliyorum. Ama çocuğu tanımıyorum ki ben. Tanışırsın. Bak Yücel çocuğa olsun bayağı yardımcı oldu. Ben elimi yıkadım. Emre burada. Yücel tanıyor. Sen ya tanıyorsun. Biliyorum ya Yücel. Apaydı. Yücel biz aynı sınıfta değil miyiz? Hayır değildi. Sultan biz aynı sınıfta. Aynı sınıfta okuduk. Ya okuduk da Yücel apaydın bizden. Yücel bizim sınıftaydı. Sultan 1, 2, 3, 4'te yoktu. Ondan sonraki... Zaten yoktu bizim sınıfta. He. Şimdi biz 1, 2, 3, 4, 4'e kadar hep aynı sınıftaydık böyle. Ondan sonra Sebahat ayrıldı. Sultan da ayrıldı. Sultan da ayrıldı. Gülay'la biz aynı sınıftaydık. Gülay sonra ayrıldı. Altı... Siz ve o sınıftaydınız ya. Gülay bu tarafta. Gülay şurada. Ya 6 iyiydi. Evet. Bunlar da koridordan şöyle. 6 iyiydik. Sonra 7'ye de mezun olduk. İlk merdivenlerden çıkınca. Bu herkes sınıfıyla her şeyini böyle şey maşallah cin sen bulamam. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben numarasıyla girdik sınıfa. Numarasıyla oturduk. Silahımı ben hiç unutmam. Ben öğrencilerimin numaralarıyla bile sayıyorum da şaşırıyla. Çocuklar çok yüze büyük geliyor. Gönlümüzde. Savaşta mı da? Keşke dedim öyle ama kalaydı dedim. Çok fena. Gitmeyecektiniz o zaman. Gitmeseymişiz iyiymiş. O anılarımızda gibi olsaymışız. Sinan çağırdı gittik işte. 14 kişi. Sinan her yeri aynı. Sadece çiçekleri yok yani. Bir şey yok ki. Yok yok şimdi güzelleşmiş. Küçük geldi gözüme. Baya düzene girmiş. Düzene girmiş mi? Eleştire eleştire baya düzene sokmuşlar. Çok acıdık o zaman. Şimdi o bayrak direği var ya tören alanının olduğu yerde. O oturak yerlerini falan şeyden yapmışlar, mozaikten. Ha. Bayrak direğinin bir ışıklandırma yapmışlar böyle. Oradan bütün saha projektörlü şey gayet güzel olmuş. İyi, böyle vardık. O saha falan yürü yürü bitmez diye yatakhaneyle o kantinin arası. Hani evet, öyle diyeyim. Evet. Hani çok uzun gibi geliyordu. Öğretmenlerin o oturduğu barakalar var ki onlar apartman olmuş şimdi. Şey o pavyonların olduğu yere pavyonları kaldırdılardı ya. Hmm. Pavyon denirdi. O pavyon derdik. Kamalya yapmışlar işte oralara şimdi. Sinemanın olduğu yer falan yıkılmış. Sinema yapıldı sinema. Yapıldı mı? Orada biz gittik. Hamamın olduğu yer. Senin ne güzel sinema. Oralar şey yapmış. Antepe'ye çıktık. Güler. Pavyon oralar tek derslikli bina. Evet. Ama pavyon deniyordu ne bileyim ben. Anlama geliyor bilmiyorum. Sen Halife'yle mahallesini teyli. Ya çok şube değiştirdik ya hatırlamıyorum ne zaman neredeydik hatırlamıyorum. Gülay 1 2 3'e kadar D'deydik. D'deydik 1'deydik. 4'te 4E, 5F, 6İ, 7E'den mezun olduk seninle biz aynı sınıfta. Son sınıfta Gülay bizde değildi. Aynı sınıftaydık ya ben de. Sen biz Emine listesi var bende ya. Şimdi çıkarttırma bana. Bak Sebahat bile biliyor. Dur bak ben savaş zor ikna ettirdim. Sorulamamak lazım da gönül öyle demiyor ki. İstermişler ama. Hem ne zaman? Birinci sınıfta 1D sınıfında hani deprem olduydı ya. Evet. O zaman mı? O zaman ne adam? Ana. Kıskançlıkları. Halbuki arkadaş o da konuşabilir normal. Ama ben biraz yakın davranıyor diye acık bir şeyler sezdim dedim. Emine Doğan'la konuşuyordu ya Muzaffer. Ayşegül'ün gelini var ya. Ha öyle mi? Tabii. Şengül'le de Nuri şey yapacaktı. Evet. Bizim sınıfta saydık son sınıfta 17 kişi. Hiç teklif görmedik. Sabri Dağ'ın sahibi resimci ya. Kırmızı gömlek giymişler. Biz onları ayırdık. Nuri'ye Şengül ayarladık. Şimdi burada kurnavların gelini ya Şengül. Aynı gibi nasıl? İşte. Kabul etmedi o zamanlar. Bu mahalleye durdu ya. Ha işte bak. Sebahat. Vedat'tan da Zahide'ye götürdüydük. Tamam. Onu kabul etmedik. Konuşuyorlardı. Anlaşılmak daha sonra. Evet hiç kızlarla yaklaşmazdı ki. Hep şef derdi. Ben de küçük kızlardan en çok herhalde orada oğlanlarla evlenen. Nadire var ya. Nadire evlendi. Bir gün kaçtı. Kimi Nadire. Halil İşbilen. Bizden bir devre önce Halil İşbilen vardı. Bizden bir sene evvel. Bir sene evvel. Tamam konuşuyordu biriyle. Ha, işte onu kaç tane bir de Aksu'lu Ayşe abla vardı hani Gürsel'in akrabasıydı. Kıvırcık saç. Kıvırcık saç. Güzel bir kızdı. O
evlendi. Makbule de evlendi Yeşil Yayla. Ha Makbule evlendi. Yeşil Yayla. Güzel Kütahyalı. Kütahyalı. O da Azriyeli Güzel değil mi? Ha Azriyeli. Aksar evlendi. Güzel değil. Bunun aklı var. Aklı Ayşe Aksu vardı. Öyle. Gezinir. Oğlu şimdi tıpta kadın doğumcu. Bak burada İbrahim zorluyoruz. Leyla'nın evinde buluştuk. İlk defa o 28 sene sonra Zeynep'le. Şimdi ben bunu İbrahim Zorlanız olarak tanımadım. O Kezban, ablama Zeynep'in kocası gibi düşündüm. Şimdi Zeynep'in kocasına olan samimiyetle Zeynep'e olan samimiyetin biri olur mu? Meğer bunun meğerin niyeti bozukmuş. Oraya evli olduğu halde, çoluk çocuğu olduğu halde Zeynep'in peşine gelmiş. Aa, çok terbiyesiz. Leyla'nın evinde. Çok terbiyesiz. Şimdi o gün de ben gidince, ben de Hollandalı misafirleri köye götüreceğim bizim Sebat. Bir döveyim. Şimdi İbrahim zorluyor. Sürgün geldiydi. İmroz'da. Bak işte. Demek ki sürgün geldi. Bizim okuldan olsa. Bak. Ha benim adım geçmesi olur mu? Ben işte oradayım. Her yere ayarlıyorum. Organizatör. Sen de yine organizatör. Balıkesir bölgesinde ben. Burada bunlar. Burada Sultan. Sultan mı? Şener. O bölgede ya, benim canım. Evlendirme dairesi açacağız. Açalım bak. Ben çok iyi bir çöpçe. Ben de boşandırma dairesi. Boşandırma olay oluyor mu hemen? Dur. İki tarafta. Evet, çok i̇ki tarafta anlaştıktan sonra çok kolay. Şener mi? Kim bu deyiz biz Zel amca mı? Sen de hı dedik. Şener dedi. Ya o şeyler hala mesela. Ben kocanın malları. Yüzde elli. Ama onu da dilekçe verirse diyorlar mesela bir ara dilekçe alınmış ya. Şimdi olduğu için bak kadın çalışmış beni. Nereye gitti bunun parası? Gidecek ama yani şimdi bir eş bir şey var isterse yani. Evi hemen satamayacak. Benim rızam alınacak. Veya onun rızası. 2002'den sonra evlenen, 2002'den sonra edinilen malla kesin yarı yarı orta. Şimdi biz 2002'ye kadar zaten edineceğimize. 2002'ye kadar olanlar da kimin üstüne olmuş. Ama evet. Hakimler yine de kadınlara veriyor. O zaman ev benim. Hiç ama ben bazen kavga ettik mi diyorum, aman ben ev bark istemiyorum, arabamı alayım eski yeni, ben başka bir şey istemiyorum diyorum. Gitti %40'ı istersen hiç vermez size. Yani o bizim de eşit oluyor dedi hani dedi. Yani şimdi onlar oturuyor zaten. Tabii onlar ortak, oturuyor. Eşiyle ortak tabii. Onun bu da benimki onun dedi. Neye öyle diyorsun? Ne fark eder dedi. Ben sana devre derdim dedi. Kendine hani vermiş bu. Böyle kayınvalide. %40'ını aldığı dairenin. Niye veriyorsun? Ama şimdi onlar da para koydular ya. Ev alırken. Koydular. Bunun küçük bir evi vardı. Sattılar. Ha. Evi büyüttü oğlu. Şimdi yani ev bu aldı. Ama oğlu oturuyor. Ama 50 milyar vermiş. Koydular. Koymuş. 50 milyar. Koydular. 50 milyar koymuşlar. O zaman yarısının onların olması %40 onların, %60'ı benim. O zaman daha gene sen fazla düşünme. Tabii o zaman hiç düşünme. Çünkü onlar da emeği var. Evet. 50 milyar az mı? 50 milyar kredi çeksen 80 milyar ödeyecek. Sonuçta çocuğun oturuyor evde. Tabii ya ileride bir şey olursa kızım bir şey verirsek ben de kendi isteğim oğluma derler ederim. Tabii öyle hani isteğini verecek. Sultanım da geliyor mu arkadaşlar? Ama ölünceye kadar bence verir. Ben büyüğüm, hepsi abla diye bana işte. Abla da. Ben espri yapıyorum canım. Sen ben bizden bir yaş büyükmüşsün. Ne yapayım? Nasıl 5 yaş? 55 doğumluyum dedi bana. Saygıdan o.
Ya ben ondan büyüğüm tabii, doğru. Yani. Hayır, 55 doğumluyum demedin mi sen? Ne zaman 55? 53 yazıyor nüfussuzluğunda. Kim demiş 55? Sen 55 doğumluyum dedin de abla diye espri yapayım mı ben o günden beri? Hayır, yine de en büyüğünüz benim. Ya tamam anladım da 55 doğumluyum dedin. 55 doğumluyum mu derim canım? Fikriye böyle zaman zaman bir hareket. Bizim öğretmen çocukları sen benden büyüksün ya Fikriye. Kaç doğumlusun sen? Ben 57 doğumluyum. Bizim sen 56 doğumlusun. Biz ikimiz yaşlıyız. 56'dır. Kabul etmez. Eğer sen ben bir yaş küçüğümde. Valla ben hiç rahatsız olmuyorum. Hepsinden büyüğüm. Hepsi de abla diyor. Desin var. Ya gönlün genç olsun. Boşver. Hiç rahatsız değilim. Şuna bak maşallah. Genç kız gibi benim ablam. Abla işte ablalar gibi. Abla 3 yaşın, 5 yaşın, 6 yaşın önemi yok. Hiç önemi yok. Çocukken oldu. 5 yaş bir akraba. Çocukken fark ediyor da çünkü şöyle oluyor şöyle. Evet, ama 30 yaşından sonra fark hepimiz aynı hizaya geldik yani. Bak Şadiye Hanım benden 6 yaş. Şey ablamla aramızda. Ben bir çocuk var benden büyüğümüş gibi geldi. O da sen Gülay'ın küçüğüsün ha? Oğlanlar daha da küçük. Oğlanlar daha küçük. En küçük şey Aydın. Osman. Mersin'deki kardeşim. En küçük o, en ama küçük çocuklar da Aydın bizim Gülay'la kalmış. 62 doğumlu Aydın. Onlar 2 yaş onların arasında. Tamam. Bizim Aydın kızlar kalkın. Sultan boğaçacılığı devam ediyor mu? Bıraktım. Bıraktın ben mı? Batırdım. Ben de aloveraya girdim, ben de baktım. Evi iş yapıyordum. Şey getiriyordum ya arkadaşlara. Trikon, pantolon. Gülay biliyor ya bir şeyler getiriyordum. Benden sormadım. Bıraktın bıraktım. Hafiflettim yani. Tam bıraktım dedim de. Pantolon getiriyordum. Yelek. Kenya üzeri. Gülcan Kiriko'dan getiriyordum. Yelek gibi, ceket gibi. Bir de şey, Kozolüks'ten bir jama. O satış değil, o da böyle sevdiklerim isterse. Katalogdan bakıyorlardı. Kozolüks'ün şeyi bizim eve yakın. Hani fabrikası. Zeytinburnu'dan. Zeytinburnu'dan. Eş olan bir jama getiriverdim arkadaşlara. Eşlerine, kendilerine. Hani biz oradayız dedim, yararlanın. Siz Gülay'a uğramadınız. Gezmeye geldik yani dedim. Ne kadar ayda yaşamalar, ucuz mu? Şeye kadar vardı, Bayrampaşa'ya gösterdi. Ucuz Sultan. Yani toptan alın dedim, alıveriyorlar. Bayrampaşa mı? Daha yok. 45 yaşlı pijamaları ben oradan toplam 23 yıl alıyorum. Ataköy'de. Ataköy'de 20 liraya alıyorum. 1 lira karbon parasını veriyorlar. 3 odalılar 150, 3 odalılar 23 zaten. Gülay benim komşumun kızı oturuyor. Gönüllü karbon paranı veriyorum. Mehmet dur. Ben tarif ettim değil mi? Ha? Lüze Parkı'nın o yoldan başka yukarı çıkan yaşlar mı? Hem değiştirdim o beğenmediği şeyi. Tişörtleri bize tişört getirmiş de beğenmedik. Ha. Değiştirebilirmişiz. Ya bu oku işine karşıyım ben. Ne alana yarıyor, veren de bunları almış. Bize halamızın kızı, biz de beğen, da büyük. Hem de ben yakalı yiyemem yazın. Yazın hiç yakalı yiyemem. Deliymiş. Görüyor duramışsın oradan işte. Bakar bir güzel bir şey buluruz. Markasına bir bakın. 10 milyon etmişmişler. Herkes ondan alıyor o zaman. He. Kaçamış bilmiyorum. Ama sonra kaliteli bunlar. Kaliteli. Bunlar ondan büyük fazla. Belalı. Ya Güler Hanım bana Ankara'dan getirdi ya. Bu iki tane. Ha. Onlar da ondan 10 milyon. Onlar. Şey, o gün alıyorduk kadın onu, ben alırken elbise alırken. Kaliteli almış yani. İşte biz bunu gidip geniş bayağı. Onda çok değişik şeyler var. Ben bana giyerim yandan. Çok geçti. Değiştirin. Sen mi almıştın bir kuseva? Bize bu okul geldiydi, değiştireceğiz. Ha, büyük kardeşlerden. Değiştirin. Orada her şey var. İki kat. Serinlikle aşama o yana gidemez. Öyle okuya bir de böyle şey mi getiriyorlar sizde? Çalını da öğrenemedim gari. Gülay geldiğinde Sinan'ın düğünü Niye dilini çıkarayım? Gelirsiniz ne var ya? Bizim haberimiz olmadı mı? Teraşa çağırıyor canım. Onu kurana gideceğiz. Sultan bir yere vallahi bilmiyorum nasıl düğün yapacağız. Dün öyle diyorlar Serap'a. Bu sülaleyi nasıl taşıyacaksın sen Ayvalı'yı diyorlar. O da diyor ki can isteyen gelir ne yapayım. 10 yerde düğün yapamam diyor. Benim kızlar zaten nikahtan gideriz biz diyorlar. Öyle mi diyorlar? Öyle de. Aşağıya cam geçiriver hemen. Sıcaklığı olsun. Ortasını çıkartmadı be. Mehmet dedi de gece kaçacak kadar olmasın ya karar. Karamelim etmeyeyim soğan edeyim. Soğan çeker. Soğan o çeker. Ne varsa o. Song song atıyor. Dışarı kahveye falan yerlerde. Sıcak çok kahveye. Çok zor olur o. Çok zor olur. Valla benim de ayağım ağzımda. Ben Altay'a yakın yolama gidiyorum. Rahatsızım şey. Yani. Sıcak kahveye de sanırlar. Al. Duyuyor musun? Kahve diyor. Bak be. Efendim?
Sıcak sıcak kahveye de sallanlar. Ha. Belki falan. Biri de dedi sıcak pekmeze batır dedi. Hı. Demek ki mantıklı. Kahve sıcak şey kahve. Diyor herhalde. Vallahi yandın. Eğer dolamaysa bir ay kaynağı zor geçer. Allah ya ben de her şeyi... Şey olur ben... İnternete bak dolama, internete bak. Şurada. Duyadı ne ki? Tırnağa gireyim ben iltihapçı mı dedim iyileşir o. Çocuğun da izinde ya. Hiç yaran izinde olmaz önemli işte, değil. Çocuğun ne dediğini bir şey değil. Şeytan tırnağından neden evet. Mi kaptı acaba? Tırnağın, şuradan bir şey yolduysa ondan olmuştur o. Şuradan ben yolarım. Oluverir bazı şöyle kullanmıyor. Yani kaç kere tavırlara kadar hadi koyuldu. Silah kalk. Tırnağın tamam. Birinden azıcık iltihap çıkıversen. Çarşamba da benim yazlıkta oturacağız. Evet. Serap oldu. Gelecek. Hadi görüşürüz. Siz de gelin sen. Hadi Erhan da arabanıza atlayın. İkizleri de bindik. Ayşe'nin misafir gelmiş, gelemiyormuş. Kızım geçmiş paralarını ele koyuyoruz ya. Biniverin arabamıza gelsin işte gelin. Sadullah var şu anda gelemiyor. Selam söylesin ama çok çok. Ayşe. Kocası ameliyat oldu da ziyaretçiler geldi. Ona evet. Diyor gelemeyeceğim. Ne ameliyat demin oldu? Geleceğim dediydi. Böbreklerim. Ha kızın yanında mı şimdi? Var her şey var. Şey dedi. Özlem izindemiş mi? Oradaymış. Ne zaman geldi? Ebru yalnız o zaman. Dedim ya selam söyle. Ne zaman geldi? Ha şimdi hafta sonu dönecek. Ebru yalnız kalacak benim kız o zaman. Eşi yok mu? Mikros var. Oraya yürüdük ya biz. Kendinizsiniz. Oraya kadar. İyi. Gözüm aydın o zaman. İyi. Oğlan yine gelin açılmış. Üçeme kadar yürüdük o Mert'te. Biraz da Mikros olan gösterdim ben. Ne ettin kızım evet. Daha bir gelinlik bulam. Gelinlik bulamadı mı da? Siz bize emanet. Sen çok siz çok inceliyorsunuz ayol bu kadar. Kız olanlar çabuk veriyor da oğlanlar. Kız çok. Hepsi bir arada olmaz canım. Gelmiştir belki. Hepsi bir arada olmaz. Aramadım. Ha o kalbi güzel olsun önce bence de Ferhan'cığım. Ya arabayla gidelim dedi babası razı olmak. Sen buradan olacak değil mi? Antalya'nın alışık değilsin trafiğe dedi. Arabaya acımam dedi. Başına bir ben iş gelir, yanarım. Hep sen böyle aklımdan geçiriyorum. Kız çok da senin sen özellikler yok ya. Seslen. Birisi oluyor bu özelliklerden işte, birisi bulunuyor. Ya. Birisi buradan oluyor, birisi olmuyor ya. Tıp fakültesinin oradan, önünden, işte. Aracın oradan, tıpın önünden. Şu an 100. yıldan direkt bize çıkıyor. Valla yani şu anda dönüyorsunuz hayvanlar. Hiç şey yok, sabah. Soma'dan dönüyorum. Avrupa'ya gidelim. Ne diyorsun? Hiç korkma. Ama Levent'te korkuyorum. Allah korusun bir şey olur diyor. Ebedi bir şey. Sadece bu da dağın çıkışta. İyi de tamam de. Valla nasip kısmet be böyle şeyler falan. Nasip nasip. Hemen. Pembire varınca şeyin arabası var avukatın. Yani. Evet. Gerek yok yani. Karşıladılar onu aldılar. Metin de bugün öyle gitti. Ben o kızı tam bilmiyorum da ailesini tanıyordum ya. Valla ben çekemiyorum ya Sebahattin. Ben gibi. Ben sanki çok... Tutuver öyle canım. Sen hadi. Benden değilsin ya sen. Kızdın bana herhalde. Vay vay vay. Şöyle mi tutuvereceğiz? Ama ben kalbi güzel diye şey yaptım. Ailesi ha görünüyor. Tamam göründüm mesele yok. Karaya gireyim de o kadar. Tamam bunu acele edelim. Ortala. Hep çeken ben olayım. Evet. Evet evet. Evet arkadaş. Evet. Bakalım. Hadi öpüyorum. İkizleri de öptüm. Hadi kızına da selam ver. Kızına çok tatlı.
Versene bana bir. Baş üstü. Hadi öptüm. Bak Sinan'a veriyorum, dur bakalım. Hadi. Sinan'a veriyorum. Özlem izinli mi Perihan? Oo iyi. Geldi ya. He. Soruyla. Ebru yalnız mı kalacak, arkadaşına mı gidecek? Kapatmasını bilmiyorum artık. He. O da dün akşam gitti, ben görmedim. Antalya'ya gittim ben de. Gidişini görmedim. Telefonla güle güle dedim işte, o kadar. İşte Antalya'dan dönüyordum da. Gülay Güler gelmiş de izinli. O hakim olmuş ya Bakırköy Adliyesi'nde. Kahvaltı verecekmiş arkadaşlara işte. Onlara eriştim de kahvaltı yaptık. Oturduk bu saate kadar. Oradan hadi öğretmen evine gidelim de dedik. Başka arkadaşlar da gelecek. Çok olmuş ya, Bakırköy'deymiş ya. 9 sene. Evet. Zeytinburnu Adliyesi'ndeydi. Daha Gülay Güler gene aynı. Bir yıldır Bakırköy'de. Ha bir yıldır. Zeytinburnu Adliyesi'ndeydi. Daha önce Zeytinburnu'ndaymıştı. 9 yıl orada. Kızını mı göndereceksin? Tamam, telefon açarız. Bende telefonu var. Nereye göndereceksin? Tamam. Tamam. Boşanma davası için mi yoksa? Ha, mesela yani. Zaten Ağustos'ta nöbetçi oymuş. Ağustos'ta nöbetçi hakimmiş. Adli tatile girildiği halde o görevliymiş. Şimdi normal izinli kullanıyormuş. Ayın 20'sinden sonra gidecekmiş. Asli hukuk bakıyor. Gülay şu anda evde kaldı. Onlar bir teyzesine gideceklerdi de evde bıraktık. Telefonu var bende. Bir ara öreceğiz abi. Şimdi daha konuştuk canım. Yani böyle kalz gibi herhalde. Konuştuk ararız. Ben telefonu var ya bende. Çarşamba şeyde görüştürürüz. Ha bak, çarşamba gün gene var. Beraber toplanacağız ya. Hatice'nin yazlıkta, o zaman görüştürürüm. Tamam Perihan, hadi. Siz yolda mısınız? Soma'dan mı dönüyorsunuz? He. Selam söyle hepinize. Nasıl geçti? Vallahi iyiydi. Ben hep çekiciydim. Benim işim belli. 5 kaset doldurdum ben. Hep çekme benim işim. İyi. Evet. İyi. Oldu, hadi hayırlı olsun. Selam. Çarşamba gün döneceğiz işte. Ben diyorum burada arkadaşlarla buluşuruz da buradan basağa gideriz diyorum. Ha. Onlar da burada. Ha. Beraber döneceğiz. Aleyküm selam. Hadi sen de selam söyle. İyi günler. Hoşça kal. Sağ ol. Şu anda damadı yoktu. Senin kızı ikisi mi kalıyor onlar? Ben de dedim. Damadın yanında iyi dedim. Oğuz'la telefon açtım. Gelecek. Geldi. Evet, hemen geldi. Eve gittim ben. Yemek listesi soruyordu ya sana. Tavuk o. O tür şeyler Genelkurmay'dan belli olmuyor mu? Buradan mı belli oluyor? Oluyor da oradan bilgisayara girmiyor. Mesela Oğuz'un biz askerlerini bilgisayara sokmadılar. Soksalardı kim bilir. Yozgat elleriyle koydukları. Ya Sivas ya Yozgat dediler. İkisini ayırdılar. Genelkurmay'da bir arkadaş var mı ben? Öyle faydası olur mu? Ne zaman gidecek askere? Ağustos'ta sınava girecek. Kısa dönemde. Ben bir telefon açayım bakalım. Avi attı var. Sinan'ın da bu nedir? Benim her yerde kolum vardı. Emekli sandığı genel yani müdürlüğünde. Yani etkisi oluyorsa ha öyle yakın yerler olsun. Hem burnu sürtülsün istiyor. Isparta olsun. Terör gene şey oldu ama İstanbul olsun ya. İstanbul'da bir şey yok. Önemli değil ama Asya hemen çıkarsa. Yok kısa dönem çıkar. Kısa dönem. İktisat İdari Bilimler mezunu. Kısa dönem çıkar. Onlar pek almıyor. Sınava almıyorlar mı bunları? Sınava almıyorlar. Sınava hepsi giriyor. İşte sınav sonucunda belli oluyor ama ya. Olabilirdi Aslı'ya. Bizim Ali'nin mesela Aslı'ya ben çıkıyorum. Ali'nin göremeyiz. O hanımın oğlu var ki düğün oldu. He biliyorum. Neydi Ali'nin? Bedenci. Öğretmen. Tabii beden eğitimi öğretmen. Yani beden eğitim bölümünü bitirdi. Form dolduruyorlarmış ya. Kendisi tabii istemiştir o. Sporcu olunca iyi eğitir askeri diye almışlardır. Senin kısa dönem çıkar bence. İstanbul olsa hafta sonu elçi çıkarız. Tabii daha iyi olur. İyi olur. Hani evimiz yerimiz orada olduğu için hepimiz duruveriz. Olur.
İstanbul olabilir. İstanbul olsa isterim ben. İstanbul olmuş ya. İşletme mezunu ne yapıyor şimdi? Yurt dışındaydı. Sinan işleri çok kötü gitti. Geldi. Hiçbir şey yapmıyor şu anda. Boşta. O yani. Çok iyi işler Bursa'da. Battı. Gürcistan'a gittik. Çarşamba günü bir araya geleceğiz hatunumuzla. Bir daha konuşun. Olmazsa sen hatunumuzla bir söyle telefonda. Sinan konuşuruz. Gencelmiş mi ne daha ya? Genç kaynanalardan. Genç kaynanalardan. Oldu mu? Öyle yapalım. Saçın ısla. Genç kaynana. Ha anladım, anladım, anladım. Oldu. Allah yardımcınız olsun. Hatice, tut şöyle. Sadece tamam, bak oradan tutsana. Sinan'a veriyor mu? Kapatıyor mu bilmiyorum. Ha kapatın, tamam. Ver bana bir dakika. Ha bir dakika, bir dakika. Nuray. Güzel çekiyorum. Hoş geldin. Bak, çekmedim. O benim. Yavrum, şey, ha, tamam. Demiyorum arkadaşım ya. Aha. Ben o kızın, benim Ayvalık'ta arkadaşımın kızı avukat. Benim bildiğim kadar Beşiktaş'ta. Evet, Gürsel konuş bakalım. Şimdi ben onu soracağım. Ya, ne yapıyorsun? Ben sana onu yönlendireceğim. Yedik arkadaşım. Açık kolaylıdık işler. Bütün evraklarını alıp götürürsün. Gereken neyse yaptırırız, tamam mı? Ay yanıyorum da krem suda. Hadi sen merak etme ben. Ne olacak? Kapkara olmuş. Tamam, yönlendireceğim ben sana. Adres, tamam. Olsun. Adresini alacağım. Telefonu var bende. Nerede olduğunu öğreneceğim. Sana döneceğim. Tamam. Tamam. Hadi iyi günler. Sağ ol. Sen niye bankamat yazı yatırdın? Boşta birisini dedi, sordum dedi. Ne üzülüyorlar, çok güzel bir yer dedi. Senin olan. He. O da marka okulu. İyi madem üzülmeyen sevil dedim. Ağlamayacak. Düğün de olacak mı? Düğün de olacak. 27 Ağustos'ta. Ne zaman gidiyor? 27 Ağustos'ta. Ha iyi. Tamam. Onun yeşil pasaportu yok mu Gürsel? Hayır efendim. Yeşil pasaportu yok mu? Hayır. Çıkardılar hepsini. Sadece vize almaya gitti. Danimarka vize istiyor mu? Tabii. Her şey. Ayşe gelmiş. Hayır sadece Yunanistan istiyor benim bildiğim kadarıyla. Schengen vizesi. Yeşil pasaport çıkardı. O her şeyini halletti. Vizesi kalmıştı. Onu da şimdi Allah Allah. Halletti. Bir Yunanistan Schengen vizesi istiyor. Ben Amsterdam'a gittim de. Bir tek Yunan vizesi aldım ben, geçiş vizesi. İyi oldu ya, iyi yani ama şey bir ağlayamadım, vize çıktı deyince. Antalya'daydı. Arda da bizim Almanya'ya gidecekti, gelecek seneye kaldı. Annesi çıkartacak. Niye üzülüyorsun ya? Allah herkese nasip etsin. Bak Osman'a her ders İngilizce bizim. Çin'e nasip olsun. İngilizce. Evlatların gitmese göreceğim. Ben İstanbul'a gitmese gidemeyeceğim. Bitecek bir nasıl bir şey bu? Allah kaza bela vermesin. Ya benim Ebru'nun şanssızlığı. Hazırlık okudu ya İngilizce. O dönemleri kaza geçirdi onların İngilizce öğretmeni. Hep raporlu geçti. O yüzden çocuklar geri kaldı ya. Belki Alican da kazada geçirmedi. Şey, iyisini bilme İngilizce'nin. Ben sevmiyorum diyor. Şimdi de dil çok arıyla. Mesela şeyde bu Tuzla tarafında bir boya fabrikası buldum ben ona. Alman ortaklı. Türk ortağı kabul etti. Benim öğrencilerin arkadaşıymış. Hı. Alman ortak geliyor. Yarı Türkçe, yarı İngilizce, yarı Almanca sorular soruyor benim kıza. Baba diyor ben ne dediğini anlamadım ki diyor. Bizde bile şive farkı oluyor. Tabii. Bırak dil farkını. Evet. Öyle olunca onlarda da taviz yok hiç. Hatır gönül yok. Tabii. Diyor doğru, ki ben diyor alamam bunu. Eğer sen diyor yetiştirebileceksen, eğitebileceksen buyur al diyor. Kesiyor atıyor adam. Ona ezip geçemedi. Bizim kız o ümit ettiğiyle kaldı. Tamam. Yoksa o da iyi olacaktı. Hayırlısı olsun. Çalışıyormuş gibi bir şey varmış. Ders görecekmiş orada. Bugün Gülay mı gelecek? Ha. Ne zaman? Bugün akşamüstü çıkacaklar işte. Evet. Akşama gelirler yemeğe. Akşamüstü çıkacaklar nerede? Ya, öğleden sonra çıkacaklar. Kayseri'den. Akşama nereye geliyorlar? Adam 200 kilometre hızla gerisi geliyor. Oğlanın dünürleri mi? Oğuz. Oğlanın dünürleri mi? 8. Dünürler. 9 saat. Nereden? Kayseri'li. 9 saat. Hayır. 7 saatte var. Kayseri'den. Tabii Kayseri 7 saat. Benim oğlan da gelip gitti. İki yere dinlendiğimiz halde 7 saatte vardık biz. 615 kilometre. Ne iş yapıyor kız? Hemşire. Oğlan öğretmen, matematik öğretmen. Oğlan çünkü de Konya'da öğretmen. Nasıl tanışmışlar? Valla
Sivas'ta tanışmışlar. Bir aracı, bir aracı benim olmuş. Benim oğlan yüksek lisans yapıyordu, kız da yüksek lisans yapıyor. Allah, ayağıma kramp girdi. De ondan bacağıma. Hareket ediyor. Sivas. Bizim veremediğimiz sevgiyi vermişler bizim oğlumuza dedi. Ben bunu sezdim. Hanife geliyor. Bizim Hanife'yi çek, Hanife'yi arada. Bizim dedi veremediğimiz sevgiyi vermişler dedi. Düşün bak, bir babanın içi sızlamış. Yani biz çocuklarımızı bunlar kadar sevemedik dedi. Öyle yani, şimdi beni ağlatacaksın ama ya, boş ver. Ağlatacaksın zaten. Ağlatma, ağlatma hadi. Biz İzmir'e gittik. Ağlatma mı çağırdık seni biz buraya? Ben amca ağlattı zaten. Ay, bizi o gün mutfakta. Var ya işte oğlan bize ağladık, çıktı deyince. Ağladık bizi içeride. Evde büyük olan yok. Osman da yoktu. Balkona çıktım ağlıyordum. O sırada Osman şimdi geldi. Sildim. A mübarek o durmuyor artık. Tamam, ötekinin eşi olacak, gidecek dedi, ama Hasan'ım da Mehmet'in galiba yani. Uzağa gidecek diye başladım ağlamaya. Telefon etti ilk bak, konuşmaktan, ağlamaktan konuşamıyorum. Çok zor, ya ne kadar arkadaşım. Ama ne yapalım Gürsel, Allah'ın acılarını göstermesin de. Sağ olsun, ay yerlerim. Sabah oldu, bu sefer ağlamam geçti. Öyle ya, Cünür aradı. Ha, gene ona ağlayayım dedim. Aa, evet. O demiş kıza annen şey. Ağlıyor diye, evet, o evet, aradı. Evet. Ya dedim ağlamıyorsun kaç dedim, seviniyorsun dedim, şey yalan. Çekimdesiniz Hanife. Çekimdesin, poz ver. Kuaförden geliyor. Her sene çekiyorum. Merhaba efendim. Peki, sen de geldin. Merhaba. Gezici gelmiş. Gezici bir şey var. Kızın var ya. Alo. Ay. İyi arkadaşlar geldi. Merhaba hanım. Hepsini böyle dondurup dondurup getiriyorsun. Biz hiç izleyemiyoruz. Ne yapıyorsun? Biz izledik biraz. Ben ben tamamını gönderdim artık. Aynen. Şimdi burada siz alamıyorsanız ben ne yapayım? Bir defa izledik doğru. Kimilerinden takdirim canım. Şimdi benim gibi bilgisayar aşıklısı birisi olsa hepsini çoğaltır, anında herkese dağıtır. Hiç alakamız yok. Teknoloji özelliğimiz biz hep çalışıyoruz. Valla öyle. İyiyiz valla. Antalya'da mı? Var var, Serap da var da Isparta'da o. Bizim sünnetimiz vardı. Ben Seri'ye şey götürdüm, Baldız'ın oğlunu da. Sonra da işte Gülay kahvaltıya çağırmış diye duyunca böyle kahvaltıya yarıştık. İşte Gülaylardaydık. Aa, çok selam dedik. Var Gülay'a. Haliye gelmedi. Teyzesi gelmiş Antalya'dan, bulunmuş, yaklaşmış. Bilmiyordu seni geleceğini. Programları çok öyleymiş. Aksatmayacak. Selam söyle çok dedi. Sağ ol kızım. Görüşürüz. Şurada falan oldu. Hadi bakalım. Şarjım bitebilir. Ondan kapatıyorum tamam mı anneciğim? Hadi görüşürüz. Sinan Bey'le. Sinan'ın gelini aradım. Çok seviyorum. Gelini mi? Gelini çok seviyor. Sen de damat seviyor mu? Seviyorum. Çok seviyorum. Oğlum gibi. Ha. Vallahi biz tatmadık daha, bilmiyoruz. Aysel'le bizim. Aysel. Dünürdaşız biz. Evet. Bak bir Kadir Bey ne dedi senin dünürler için? Kim Kadir Bey? Şube başkanı vardı. Aa, dünürlerim gerçekten. Biriniz kız verdi, biriniz oğlan verdi, öyle mi? Oğlan alıyorum, o kız alıyor. Çok mükemmeldir ailesi. Oğlan alıyorum çünkü burada. Öyle. Evet, kızım gitmedi. Aynen öyle dedi, mükemmel ailedir. Selam. Selam söyleyen arkadaşınıza dedik, hiç öyle bir tereddüt olmasın. Söylerim. Şey dedi, geçen seneden beri yollar. Yani genelden beri görüşüyorum. Meslek yükseğe gittiydi. Ha. Orada kabul ederiz demişler. Nevin içinde. Sevindim. Öğretim görevlisi olarak. Çok sevindim. Çok iyi. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Çok yüksek lisansını yapıyormuş. Çok iyi. 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 Şeyi, sağlık mesleği. Ha, sağlık mesleği. Sağlık mesleği müdürü kim biliyor musun? Kim? Benim damat. Ya eski müdürü. Aa, iyi. Ha, torpil yapın müdürü. Tamam, hadi. Onu soracağım. Hani sen aynı işin olduğuna bir iş görmedim ben. Bir ses çıktı mı? Kimin kaybı? Senin hemşirenin. Hiçbir ses çıkmadı. Nasıl? Kız yapar. Nasıl? Kız yapar, yapar, yapar da. Şimdi Sultan. Öyle belli. Tam çekimlik olduk mu diyor. Biliyor şey mu? Alıyor mu? Kayıt yapıyor mu? Yapıyor tabii. Fotoğraf da çekiyor. Şöyle. Fazla. Fazla.
Sen yalnız mı geldin? Ben Antalya'dan geliyor. Seriye gitmiştim ben de, Baldız'ın oğlunu götürmüştüm. Sonra burada kahvaltı olayı çıktı. Bizim bir arkadaş var. İstanbul'da hakim de. Onlara gidecekmiş arkadaşlar. Haber ettiler de. Ondan hemen döndüm bir yere. Serap teyzeni de aradım. Biraz rahatsızdı o. Boğazları falan şişmiş. Sen git dedi. Ben gelemeyeceğim dedi. Ben de buradan hemen bu yoldan bastım geldim. İşte evde oturduk. Burada dedik arkadaşlarla bir nostalji yapalım. Ondan sonra gideceğiz. Evet. Savaş Tepe günü ne zaman? Geçti. Geçti mi? Geçti. Annem Eylül'de falan olacak diyordu. Oldu. Nasıl? Yaptık. Erdek'te mi Eylül'de? Ha, Erdek'te varmış. Ben hiç duymadım. Kaçında. Aynı silah duymamışım. Sitede yok öyle bir yazı. Vallahi duyduk biz, duyuruldu. Erdek'te varmış. Biz bundan sonra artık o tür duyuruları hep siteden yapıyoruz. Sen giriyorsun değil mi? Savaş Tepe. Tamam, orada baktıydım da. Unuttun mu? Siteyi mi? He. Yok değil mi? Siteci zaten kayıt duruyor. He. Meşhur oldum. Balıkesir'e geçeyim. Kendinden kokarsa var ya şeyinkini, Ayşe'ninkini. Al sen de beni çek. Çekiyor mu şimdi? Kayıtta mı? Kayıtta. İsterse fotoğraf da çekebiliyorsun. Bak şuraya bastım, fotoğraf çekiyor. Gece aslında beraber bir araya oturttuk. Bu o zaman çekim yaptığımız kamera değil mi? Değişti. Değişti mi? Bu modern kamera. Öteki hantaldı bu? Biraz. Sony mi? Sony TRV-460. Şey değil mi? Çok özellikleri var bunun ya. 63-64 diyor dedi. Eski günün senin düğünü. Ayşe Özcan'ın bende numara yok. Ver bakalım. Ayşe Özcan'ın numarası var mı? Bende yok. Bende de yok. Sultan teyze, senin oğlan nerede? Benim oğlan Antalya'da. Niye diyorsun Antalya'da? Şey ya, bir avukat arkadaşı var da Ağlasunlu. Bülent Nayır. 20 gün izni var, onun Antalya'ya mı gidiyor? Öyle etti ya. Sultan ne zaman dönüyor be? Levent ayın 1'inde görevinin başında olacak. 31'inde bitiyor izin. Ev gezmelerini yapmıyorsunuz mu senin? Yani yapacağız da işte ortada damat adayı yok. Biz kızlara baksak ne yapacağız? Değil mi? Ortada bulursak. Onu diyorum işte. Ben onu ne sormak istediğimi. Kendine bir şeyler yapalım. Yaşlandı seninki. Evde kalacak valla. Valla kalacak. Acısı zaten içime düştü. Olursun de öyle deme. Yalnız senden bir ricam var bir gün. Eğer onu bir düğüne götüremezsem. Nasıl düğün? Şöyle bir fotoğraf isteyeceğim senden. Benim mi? Sen çekiverecek. Şeyin fotoğrafını. Levent'in ha? Ya Levent'in adayı. Gelin adayı. Göstereceğiz onu. Gitsin görsün. İşte gitmiyor. İşte gitsin zaten. Kızlar onun ayağına gelecek. Sorunu çözün. Kızlar da ayağını istemiyor. Hiç öyle bir şey. Aramanıyor. Ona da çok utanıyor. Ona da çok utanıyor. Öyle mi? İstanbul'da annem gitti ya Sultan teyze. Yani oğlu var dedim ya. Utanacak ne var? Ha işte sen gibi değil benim oğlum. Sen de bir cesaret. Tam dayısı olmuş o. Tam abi. Her şey. Kim aday kim? Söyle belki tanıyoruzdur. Aday. Tanırsın belki de. Burkent'te birini dediler de. İngilizce öğretmeniymiş. Nere mezunu? Yaşı nasıl? O zaman sen o buradayken o bu işi halledecek. Yaş kaç? Yaşı 27'ymiş. Ben de aynı. Belki bizim de evre o zaman. Eklemeyecek. Nere mezunmuş? Burgu Lisesi, Cumhuriyetsiz biliyor musun? Onu bilmiyorum. Sen buradayken o zaman görecek. Burgu hemen şey yapacak. Evet, hemen resmini çekecek, postalayacak. Ne için resmini? Kız dışarı çıkmıyor mu? Kız dışarı çıkıyor. Bura geliyordu, gelmez oldu. Bir gelse hemen Levent'i getirip bir uzaktan göster. Ben olsam uzaktan bir zoom yapardım, çekerdim hemen. Ya ne gerek var zoom, Allah Allah. Kız burada oturuyorsun mesela, Levent gidecek onun yanındaki masaya oturacak. Bak çek. Ben beğenmezsem çok ayıp olur diyor. O seni beğenmezse diyor, o zaman bir şey yok diyor. Ben diyor beğenmedim mi çok mahcup oluyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama şey değil. İşte uzaktan bir görse az çok şöyle fiziği. Fethane! Gördü, gördü. Gördü, gördü. Hatice, senle biz şeye gidip gelelim. Fethane gelsin de. Şu bisküvi bir şey yap gelelim. Çıktınız mı?
Bayağı oldu. Az mı yediniz siz? Yok yok, ben acıkmadım, ben çok yedim ya. Çok yedik de olsun. Ya ya, siz oturun mu? Biber miyim? Biz kimse vakit edelim. Efendim, benim komşum değil artık. Gitti. Uzaklaştı. Gitti mi? Evinde mi yattı? Evinde yatıyor kaç gündür. Ya ya diyor. Evinde mi yattı? Yok ya. Yok kız. Merhaba. Bir tane evinde yapar mısın? Evinde yok ya. Ersibe de kız. Öyle merhaba. Mi? Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Otur bakalım. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de valla işte yolum düştü öyle. Yolun düştü geliyor hadi. Sebat da geliyor. Üzerini değiştirmiş geliyor. Hoş geldin. Niye uçukladın arkadaş? Ay hastaydım ya. Geçmiş olsun. Oh, Sebat, abi, sen nereden geliyorsun ya? Başka geldim. Mantellik yapmışa geliştim. Gülün de giy çok güzelmiş. Harikaymış elbise. Manken oldu mu yakışır değil mi? Evet. Biz gibi. Evet. Ya, Serap ailesine çok üzdü. Yani bir saat gibi annesiyle. Hani babası. Ayrılmak istemiyordu. Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldin. Orada ol, biraz seni tanımamışız. Sultan Gül Hatice. Evet, Hanife Uslu. Evet, ben Hanife Uslu. Evet, yaramaz oldu. Değil. Uslu çocuk. Hala usluyum, evet. Gülser'e gitti soyadım. Gülser'e gitti soyadım. Gülser'le değiştik, evet. Gülser de var değil mi? Öyle mi? Ben biraz Ayşe geciktim de akşam. Onun düğünleri gelecekmiş akşama. Sen eve mi gittin? Fatma'nın oraya geldi. Hani gece geldiydin ya. Tamam, selam biliyorum. Aleykümselam. Yani orada bir çalışıyorsun. Ayrıntı da geçmişti. Ya işte o an bizim sahip olmadığımız. Tamam. Evet. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Arkadaşlarımla da görüşemeseydik, görüşmüyoruz. Çok geldin ya. Önemli değil ayol. Merhaba. Yazın ter olaca geldi. Merhaba. Hazır mısın? Çok oluyor. Hadi yaz şöyle dışarı. Şöyle geç. Market lazım. Merhaba canım. Serap. Serap yok. O çarşamba gelecek. Güneş mi? Burası mı? Yani önce de az daha sızmıştı. Boğazlarını. Sesi kısık mıydı Hatice? Kimin? Serap'ın. Yok, iyiyim. Sabah konuşamıyordu. İyiyim dedi, iyiyim dedi. Hmm. İyiyim. Cennet Bisküval arkadaşım. Sağ olun ya, ben Cennet telaşlara daldım. Ne yapacaksın arkadaş, işte koşturuyoruz. Güzel telaş. Güzel telaş değil mi? Arkadaş tecrübeli bu konuda herhalde. Evet. Hatice tecrübeli. Evet. Koşturuyoruz işte. Bizde hiç tecrübe yok. Daha göremedik bir şey. Sizlerde yok mu? Yok. Olur inşallah. Olur ancak. Bunlar kaç yaş yok değil mi? Nasıl 81'li. Büyük kız 81'li. Küçük 87'li. Nasılsınız? Sağ ol, iyidir. İyidir. Arkadaşım da iyidir. İyi o da iyi. Selam söyle dedi. Ben Serap 15 günü geçti geleli de. Ben ayın 11'inde geldim. 11 akşamı. 12'sinde kına vardı. Dün yemeği vardı. İşte konvoyu vardı. Kimindi? Baldız'ın. Hayırlı olsun. Sağ ol. İşte Baldız'ın oğlu da Serik de öğretmen. Eşi dershanede çalışıyor. Bugün görevliydi. Emine'nin beyiyle çalışıyorlarmış. He, Emine'nin beyiyle aynı dershanede. Emine de İzmir'de. O da İzmir'deymiş. Selam var. Kızın durumunu öğrenmek için aramıştım. Şey, o KS'ye girmişti kızı ya. Çok iyiymiş. İyi bir yere gireceğiymiş. Kazanmış. Bu arada.
İzmir'de izledi. Büyük kız şey oldu, eczacı oldu. Bu yüksek lisans yapıyormuş. Onun yanına gitmişler, aile boyu tatil yapıyorlarmış. Onun yanında izledi. Çok selam var. Görüştük. Selam. 79 Ağustos. İyi, nasıl uykuyorsunuz? Selam söyle, özür dilerim. Görüşemedim. Mazeret insanlar. Hadi güle güle arkadaşlar. Görüşürüz çarşambaya inşallah. Serap duymasın. Ancak şey, değil mi? Evet. Hocam bu cuma silahsı. Serapcığım da olsa iyi bilmedi şimdi. Hı. Aldım hepsini. İsim neydi lan? Korhan. 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 My name is Osman. My name is Osman. Yes. Yes. Koca kafalan Osman. Koca kafalan. Eşimin lakabı o koca kafalan. Teşekkür ederiz amca. İyi ki geldin. Ya bir de düğünler çıktı şimdi. Nasıl yapacağız bilmiyorum ki ya. Yedisinde hanginin vardı? Gürsel'in. Gürsel'in vardı. 27'sinde de şey geldi en son. Cennet. Cennet geldi, onun çıktı. İlk çıkıyor. Bu en 27'sinde değil mi? 1 Ağustos'ta çekimim var. Söz verdim. 10 Ağustos'ta çekimim var. 29 Ağustos'ta çekimim var. Söz verdin, yerlere git bence. Değil mi? Ama yani onu da aldığıma pişman oldum da kıramadım. Düğünlerde çekim mi yapıyorsun? Çekim yapıyorum ben aslında. Benim spotlarım var. Benim diyen kameramanda yoktur o şeyler. Keşke bizim düğünlerde sen çekseydin. Hiç güzel çıkmamış Osman gibi şey. Bunu ellaşmam. What is your name? Sevil. Sevil. Onu duydun mu hiç? Sesi kısayım da. Sesi kıs. Tatvan Belediye Başkanı adayının konuşmaları. Çok komik. Dinle. Gerçek mi bu? Gerçek tabii ya. Fotoğraf çeker gibi poz veriyorsun. Bu para koydum kazanmadım diye. Bunun sırt nereden çıkıyor para? Ayağından mı? Başka. Sen onu ayarlandın. Yok. Mehmet hiç gelmiyor öyle mi şeye? Hatırlamıyor şeyi. Gelmedi. Her şeyden yok çık aşağı. Topa bas. Ne bileyim gelmiyor. Bir adım Balıkesir'den gelmiyor. Gönderdin mi? Şu zamanda tamam, şu an çekim var. Şöyle geriden mi gideyim? Oradan da güzel çeker abi. 3 gündür sakal tıraş doğmadım ama ne yapayım? Gece görülmez, boş ver. Evvel gün düğünü hazırlanırken alelacele bir sinek kaydı tıraş oldu. Çıktık günden böyle. Sen bizim dibimizden, 3. ders binasındayken, arkada sizlikler olsun da bizdik. Bizim şeyde değil de, üst kat. Arka karşı olanın köşe değil. Sağa bakalım. 7'ye de oradaydı. 6'yı da 1. ders binasına bakalım. Güzel öğrenci sınıfı olduğumuz dönemde orada. Dans meselesi de oldu. 1. ders binasında o terzarenin üstünde görmüş. Dans ederken bize. Evet, terzarenin. Cemal nerede? Cemal Balıkesir'de de Cemal, eski Cemal diye. Nasıl? Çok böyle
Serap'la ikimizi görmüş mesela laf atmaya çekiniyor. Ya. O eski Kemal Bey. Öyle mi? Evlenmiş o da Sivas'tan evlenmiş. Öğretmen Kemal'i yaptın mı? Yaptın mı? Yaptın mı? Yaptın mı? Yaptın mı? Terzi başında oluyordu. Kendine göre havası vardı. Terzi başında oluyordu, havası vardı. Yazılı kağıtları değişir, yoklama kağıtları değişir her gün. Ha. Allah Allah. Ya. Anlattığım dediğim işte annem. Yazılı kağıtın çalmış. Yok. Öğretmenin şey var ya, dolap yazdı. Oradan çalmış, hemen hepimiz çalmış. Hemen Kemal benim puan. Açıkçası Kemal kullanmayacak ben. Bizim... Nerede bulmuş onu? Böyle. Sonra, hayır, sınıfta bir şey de kumanı kaldı. İşte ben buradan. Ben de kaldım. Ama niye kaldım? Ben hiç ikbale kalmadım. İkbali hiç tatmadım bir insan. Hep takdir aldım. Son sene Cemil Okulam dersinde dikkat çıkardım ben. Kalmam mümkün değil. Şimdi Serap da matematikten kalıyor. Bu kalıyor diye ben PSL kurumundan birinci yazılıya girdim. Birinci kanat iyiydi. İkinci kanat dördün altını olduğu zaman yine ikbale kalıyordu. Birinci dönem iyi olmasına rağmen ikinci dönemden birinci yazıdan dört aldım. İkinciye girmedim, üçüncüye girmedim. Kurtarmaya çağırdılar. Ben de gitmedim. Nasıl oldum? Serap Fatih ben de kaldım. Ana bir de baktık ben grubun kökünü toptan geçirdiler. Kaldıkları yapayan olduğundan valla bana Köroğlu'yla ben bana yerlere geldim. Mehmet Köroğlu. Üstelik kardeşimler. Gördüğü mümin vardı. O zaman Halil bana evine gittik. Halkacılara ütüldük, para bitti. Babadan bir daha para isteme hakkım yok ki. Savaştık bu para yerinde ütüldük halkacılara. Halkacı 5 kursuz. Karacalar ortaokulu yaptık. Buranın müteahhiti bizim arkadaşım da istedim. Dedi ki ya madem parasızsınız, 50 lira güvenliğe veriyor. Gidin temel yazın. Biz Sedat, ben, Köroğlu falan toplandık. Biz böyle ikbale kalan parasızlar mıyız? Çarşıda 12,5 liraya peynir, ekmek, helva aldık yiyecek bir şeyler. 2,5 lira bir yol parası, 15 lira borçlandık biz. Gittik aracılara. Temel yazıyoruz. Bizde işe yetişiriz falan yok. Macaraya bak. Öyle ya da nasıl çalıştık biz ama avuçlar patladı. Normal ütülü pantolonlar ama temel gaz var. Hiç yalnız sesi yok bizim. Ya öğleye kadar gayet güzel çalıştık. Öyle oldu. Bir acıktık biz. Bizim aldığımız ne helva yetti, ne ekmek yetti. Köpüğü sürdük biz. Gönüllerden de vardı amele öyle. Bunlardan da rica ettik. Bunların yetmeklerinden de aldık falan. Güzelce de aramızı böldük. Çektik suyu biz. Yığıldık kaldık biz. Kıpırdamayacağımızı istemiyor. Temel de bayağı derin. Kurduk kafayı yattık biz. Saat olmuş 3:30. Adam geldi ya siz yatmam mı geldi 21. Bana 50.150 verse kalkıp çalışacak halim yok. Ama borçlandı zaten 15 lira. Sen azıcık ben 35 lira. Artık kalkıp 5'e kadar o gazmaları sallıyoruz ama hayatta gitmiyorsun. Başkalarının emrinde öyle çalıştık. Şimdi Cemil Oktan'ın sınava gireceğiz. Sınav kağıtlarının ikbale kalanlar isim. Zor sınıfta. İkbale kalanlar isimlerinin kafa düğülü almış. Yani biliyor mu? Yapıştırılıyor mu?
bizim asıl. Bir girdim yazılıya, 9 almışım ben gene, hiç çalışmadım. Sevdiğim bir dersi. Ben 7 almışım. Güzel de not defterim tutardım. Ama klasik oldu biliyor musun? Kendi kadar zorlu. Cemil Okutan da Ayvalık'tayım. Ben bunu bilmiyordum. Sene 96 mıydı, 97 miydi? Böyle savaş tepkisinden kalısından geldim. Öğretmenim onunla karşılaştım. Ben Ayvalık öğrenim bilmiyorum ya. Hocam hoş geldiniz falan dedim. Ben de Ayvalık okuyorum, ben Ayvalık diyeyim dedim. Sen dedim 87... Esas Ayvalık mı? Esas Ayvalık diyeyim. Ben bilmiyordum. Dedim ben 87'den beri Ayvalık'tayım. Demek ki denk gelmedik falan dedim. İşte albümlere baktık, resimlere baktık falan. Bayağı bir nostalji yaşadık. Tam ayrılacağım dedim hocam ben gidiyorum falan. Bir dakika dinler misin dedi. Ya dedi ben dedi eşimden ayrıldım dedi. Eşim savaş tıpı ortaokulda öğretmendi. Sarışın. Yani o zamanlar güzel bir bayandı. Dedi ki eşim sarışındı, güzeldi, şöyle böyle, eşim methetti. Şimdi evlenmek istiyor, eşinden ayrılmış. Yeni bir bayanla evlenmek, tanışmak istiyor. İşte senin de kendine göre çevren vardır falan, bana eş siparişi verir. Anlattı, anlattı. İnşallah hocam dedim. İşte Serap'a da söyle, onun da kendine göre çevresi vardır. İnşallah falan, inşallah, maşallah derken. Ertesi günde Kadir Bey denk geldi. Hani Kadir Bey'in evinde çekilmiş resimler var ya. Şerifeler falan. Altınova'ya gittik. Orada Kadir Bey'in şeyinde, kızının yazdığında Kadir Bey'le oturuyor, sohbet edilir. Dedim hocam Cemil Bey'in böyle bir siparişi var. Sizin de aklınızda olsun da dedim. Böyle denk gelirse dedim. Cemil Bey'i evlendiren dedim. Ulan hıyar dedi. Onu da anlattığına göre dedi. Hocam öylesini bulsam ben kendimi alırım diyemedim ulan dedi bana. Bir gülüştüm. Kadir Bey zaten kırgırcı. Sonra eşiyle tekrar bir araya geldi, çocukları falan vardı. Şimdi de şairlik yapıyor, yazarlık yapıyor. Cemil Okutan. Sözcü gazetesi var bizim Ayvalı. Mahalli gazete, onun bir köşe yazarı. İyi bir öğretmen aslında da değil mi? Cemal Yüzman aldık. Cemal Yüzman aldık. Ayvalık müzikleri kadar amca. Resmi kayıtları 32 bin ama şimdi ben 300 bin. Yazık daha bitti de olur. Ayvalık'ın içine giremezsin şimdi kalabalık. Ağzına çek yazılama. Kışın saat. Kışın o. Bütün marketler var, bütün bankalar var. Kışın özgürüz. Ama 3 ay sokulma bir yere. Bankalara girip para yatıramazsın. Marketlerde kuyruğa girersin böyle saatlerce. Bu nere biliyor musun? Mal alamazsın. Ocağının burası, binara girersin. Vallahi biz 500 bin liraya 1 milyona